Huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Aşure Gölü ile ilgili bilgiler vermiştiniz. Aşure dünya tarihinde, yani insanlık tarihinde veya çok önemli, çok büyük olayların, bazı olayların olduğu bir gün. O güne denk gelmiş hep Aşure Günü'ne. Bu Aşure Günü'nü bizde de böyle bazen görüyoruz işte televizyonlarda filan. Bir kesim matem tutarak geçiriyorlar. Ne bileyim, yas ederek geçiniyor. Bir takım ritüeller filan var. Onları şimdi burada tekrar etmeyelim. Dinimizde böyle bir şey var mıdır? Öncelikle matem tutmak, yas tutmak var mıdır? Veya Aşure Günü'nde böyle bir şey yapılır mı? Niye yapılıyor veya yapılıyorsa? Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda açık bir net ifade var. İslamiyet'te matem tutmak yoktur diye. Karalar bağlamak yoktur. Yok. Yani şimdi cenazelerde falan siyah giyinip geliyor, bu Hristiyan adettir. Müslüman adet değil bu. Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Ölenin arkasından da yas edilmez. Yas tutulmaz. Yasak yani. Üzülmek ayrı bir şey. Yas ayrı bir şey. Evet. Peygamber Efendimiz matem tutmayı yasak etmiştir. Hadis-i şeriflerde matem tutan kimse ölmeden tövbe etmezse kıyamet günü şiddetli azap görecektir. Ya. Bunu dinin sahibi söylüyor. Bir de yasaklanmış açık açık yani. Açık açık. Tehdit de var. Başka bir hadis-i şerifte iki şey vardır ki insanı küfre sürükler. İmanı gider yani. Birisi bir kimsenin soyuna sövmek, ikincisi ölü için mi matem tutmaktır. Hadis-i şerif bu. Küfre götürür diyor Mustafa Bey. Yani küfre, tehlikeli küfre. Yani. Çok tehlikeli. Şimdi bu efendim anan öldü, baban öldü, ondan sonra efendim çok sevdiğim birisi öldü falan. Kim ölür? Vefatı üzülmek ayrıdır. Ama karalar giyip o Hristiyan adettir. Öyle yapmak aynı şekilde İslamiyet adet değildir. İslamiyet'in bir emri değildir. Şimdi Muharrem'in 10. günü, Aşure günü, matem yapmak, bağırıp çağırmak, İlk olarak Hicri 65 yılında Hazreti Hüseyin'in intikamını almak için ayaklanıp Küfe'yi alarak bir Şii devleti kuran Muhtari Sakafi tarafından ortaya çıkarıldığı Tuhfe kitabında yazılıdır. Uydurmuş yani adam. Devleti ele geçirmek için böyle bir yol tutmuş. Ondan sonrakilerde dört elle sarılmış. Bunu ibadet zannetmiş. Onu tekrar edeyim. İlk olarak Hicri 65 yılında Hazreti Hüseyin'in intikamını almak için ayaklanıp Küfe'yi alarak bir Şii devleti kuran Muhtar Sakafi tarafından ortaya çıkarıldığı Tuhfe kitabında yazılıdır. Bu bidat maalesef bir ibadetmiş gibi yayılmıştır. Halbuki Muhtar Sakafi bunu Küfe ahalisini aldatıp onları Emevilerle harbe sürüklemek, böylece hükümeti ele geçirmek için bir hile olarak yapmıştı. Kendisinde böyle bir itikadı yoktu diyor. Kendisinde böyle Müslüman bir bile değildi yani. Değil yani. Hani sırt devleti ele geçirmek için yaptı. Sırt devleti ele geçirmek için yaptı. Ama şimdi bir hadis-i şerif var da Mustafa Bey. Bir kimse hayra delalet ederse, yani hayırlı bir yol açarsa demektir. Hayırlı bir yol açarsa. O hayırlı bir yol açtığı için o yoldan geçenler adedince o kimseye sevap verilir. Bir kimse de kötü bir çığır açarsa, kötü bir yol açarsa, bir adet çıkar ortaya çıkartırsa kendisi bir günaha girer. Ayrıca o onun açtığı yoldan gelenlerin adedince de onların da günahı ona yüklenir buyuruyor. Şimdi o Muhtar Sakafi denen adam aynı şekilde toprağın altında. Değil mi? Ya binlerce yıldır. Tabii. Milyonlarca insanın günahı onun habire yükleniyor. Ya adam öldükten sonra bile günaha devam ediyor, tamam mı? Öbürüsü de iyi bir çığır açtıysa öldükten sonra bile ona sevap da aynı şekilde artı gidiyor, birisine eksi gidiyor. Enteresan ya. Hani bir şarkı sözü olarak da kendim ettim, kendim buldum. Yani. Aynen öyle. Kendim ettim, kendim buldum. Matem tutmak yasak olmasaydı herkesten önce Peygamber'in vefatı için matem tutulurdu. Değil mi? Bir de o var yani. Tabii. Sonra
Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan. Hazreti Hasan da şehit edildi, zehirlendi. Şehit edildikleri için matem tutulurdu. Bunların hepsini seviyor, şehit edildiklerine çok üzülüyoruz. Kalbimiz kan ağlasa da yas tutmuyor, matem yapmıyoruz. Müslümanların matem yapması ve başkalarına lanet etmeleri yasak edildiği için matem yapmıyoruz. Şimdi kitaplarda çok enteresan böyle cari bir dikkat bilgiler var. Efendim diyor, ben oturuyorum elime tesbih aldım. Lanetullah, 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 lanetullah. Kime? Şeytana. Kime? Şeytanın yolundakilere. Şeytana lanetullah, Allah sana lanet senin üzerine olsun deyince şeytan dermiş, ben zaten lanete uğradım ki seni söylemeyin, bana bir zarar yok. Aferin de, la ilahe illallah diyeceğine bunu oku, ömrün boşa gider. Sana bir faydası da yok. Ben sana, söyleyene de faydası yok. Tamam. Bana da bir zarar yok diyor. İstediğin kadar söyle. Ama diyor, senin ömrün boşa gidiyor. Evet. Lüzumsuz bir şekilde harcıyorsun. Hazreti Hüseyin Efendimiz için böyle bir durum var. Yani eğer onun şehadetinde matem tutulacaksa babasının da tutmak lazım o zaman. Hazreti Ali'nin ve şehadetinde. De şehit edildi. O da şehit edildi. Niye tutulmuyor? Demek ki orada işte Muhtar-ı Sakafi'nin çıkardığı bir bitgeniği var. Evet, evet. Bitgeniği var. Alengirli bir iş var orada. Orada din düşmanları bir oyun oynamışlar. Katakulle gidiyor. Hazreti Hasan da şehit edildi. Eğer Peygamber Efendimiz'in torunu olduğu Demek, için yapıyorsan. Kardeşi yani. Tamam ya. O da aynı şekilde zehirlendi. Onun için hiç hatırına bile getirmiyorsun. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için cennet gençlerinin seyidi buyuruluyor. Ondan sonra efendim biz Hazreti Ali'yi seviyoruz. Ama namaz kılmıyor adam. Hazreti Ali namaz kılıyordu, Hazreti Hüseyin namaz kılıyordu, Hazreti Hasan namaz kılıyordu. Ehl-i imamlar hepsi namaz kılıyordu. Bu nasıl sevgi ki? Seven sevdiğine itaat eder. Değil mi? Yani. Seven sevdiğine itaat eder. Şimdi insanlar cahil bırakıyorlar, okutturmuyorlar. Okutmayınca da o gençler de sonra dinsiz oluyor. Kitapsız, kafir olup çıkıyorlar. Allah-u Teala muhafaza buyursun, Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. İşte Hazreti Ali camide şehit edilmiş de onun için camiye gitmiyorlarmış. Camiye gitmiyorsan evinde kıl namazı. Tamam. Hazreti Ali evinde kılıyordu. Camide şehit edildi de onun için küsmüş yani cami. Hiç alakası olmayan absürt şeyler söylüyor. O da uygun değil. Bir kere mesela biz bunları naklediyoruz. Kitap ismi de veriyoruz. Kitap ismi de veriyoruz. Ya bir defacık arkadaş, ya ben yanılmış olabilir miyim diye. Bir bak. Ya, bir araştır ya. Değil mi? Değil mi? Ya. Bir araştır. Ya. Mesela biz TGRT efendim de senelerce mesela gusül abdestiyle, kaza namazıyla alakalı, kazaya kalan oruç borçlarıyla alakalı, ondan sonra zekat borçları, uşur borçları, bunlarla alakalı kitaplardan nakil yapıyorduk. İtiraz edenler oluyordu. Ya ısrarla diyorduk ki arkadaş, yani sen Uganda'da yaşamıyorsun, Küba'da yaşamıyorsun, Kuzey Kore'de yaşamıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyorsun. Burada da yani elhamdülillah ki rahatlıkla kitaplar basılıyor. Kitap ismi veriyoruz ya. Birazcık fedakarlık et, aç. Ne yazıyor burada? Ha, inanacaksın, inanmayacaksın. O ayrı bir mesele. Tercih sana ait. Hatta Osman Hoca doğru mu söylüyor acaba diye bir bak yani. Tabii bak ya. Bir bak, ne diyor bu? Ne diyor bu falan? İki tarafında aynı şekilde düşün. Ondan sonra da ya Allah Teala senin de Rabbin, benim de Rabbim. Ya Rabbi dedim, benim kafam karıştı. Ben doğruyu bulamıyorum. Abdestin yoksa abdest almasını biliyorsan bir abdest al, iki rekat namaz kıl, ondan sonra elini aç, arkasından dua et. Ya Rabbi ben ahir zamanda geldim. Altyapım yok, doğru dürüst bilemiyorum. Ben sana doğru iman etmek, doğru ibadet etmek, senin rızanı kazanmak istiyorum. Bana doğru insan, doğru kitap, yani doğru yolu göster. Ya sen samimiyetle talep edersen Allah-u Teala vallahi de billahi de tallahi de doğru yolu gösterir. Ama sen kıydırık kıydırık yaparsan sana da kıydırık kıydırık cevap verir, gelir. Yani, öyle gelir. Elin yani. İşte gözün oynaştı olursa. Öyle olursa Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi Aşure günü zaten aynı şekilde Muharrem ayı kendisi zaten Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen bir ay. Aşure en kıymetli günü ve zamanı. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam mesela kıymet verdiği bazı şeyler de var. Mesela nedir? Doğum günü. Mevlid kandili oradan kaynaklanır. Mevlid kandili doğum günüdür. Peygamberimiz doğum günüdür. Hristiyanlar falan bizden almışlardır bunu. Peygamberimiz pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sordular. Bugün dünyaya geldim, şükür için oruç tutuyorum buyuruyorlar.
Bugün dünyaya gelir. Doğum günü ve mübarek geceler hicri sene ile kutlanır. Müslümanların mübarek günleri veya geceleri güneş aylarına göre değil, hicri kameri aylara göre yapılır. Dinimiz böyle emretmektedir. Yılın mübarek günü Arabi ayın belli günü demektir. Aşure günü Muharrem ayının 10. günü demektir. Dolayısıyla Aşure gününde hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Ehl-i sünnet alimlerde kitaplarda yazılmış. Ne yapılması gerektiği bildirilmiş. Ha, oruç tutabilirsin ama oruç da sadece Aşure gününe mahsus değil. Efendim, matem tutulmaz. Zaten İslamiyet'te matem tutmak yok. İbadet istediğin kadar yapabilirsin. Tesbih, tahmid, tehlil. Bunları da çoğaltabilir misin? Çoğaltabilirsin. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah-u Teala buyuruyor ki, ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve resulü olduğuna şehadet eden cennete girer. İmam-ı Azam Ebu Hanife, hadis-i şerifleri ve sahabenin kavillerini kendi reyine tercih ederdi. Diğerleri böyle değildir. İmam-ı Azam ile İmam-ı Ebu Yusuf, Kur'an-ı Kerim'in mahluk olup olmamasında 6 ay münakaşa edip, nihayet mahluktur diyeni tekfir ettiler. Küfre gideceğini söylediler. İmam-ı Azam buyuruyor ki, Sübhaneke, ma abednâke, hakka ibadetike, velâkin arafnâke, hakka marifetike. Ey Allah'ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Biz sana hakkıyla ibadet edemedik. Fakat akl ile anlaşılamayacağını iyi anladık. Buradaki marifet odur ki, Allahü Teala'yı kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh ve yüceliğinden İslamiyet ne bildirmişse öylece bilmektir. İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin'den eftaldir. İmam-ı Cafer-i Sadık buyurdu ki, Hak Teâlâ kulların işlerinde, işleri kullara bırakmadı ve cebretmedi. Zorlama ve serbestlik dahi yoktur. Kulun her dilediği olmaz ve hiçbir şey zorla yaptırılmaz. İmam-ı Cafer-i Sadık, sahv-ı erbabının büyüklerindendir. İmam-ı Cafer-i Sadık, hem tarikayı Sıddıkiyye'yi, hem tarikayı Emiriyye'yi kendinde toplamıştı. İmam-ı Cafer-i Sadık, namazdayken bihoş olup düşmüştü. Sebebi, ben yürü. Gel gör beni, beni aşk ne?
Her mü'mine önce lazım, birinci farz olan şey, imanı, farzları, haramları öğrenmektir. Bunlar öğrenilmedikçe Müslümanlık olamaz. İman elde tutulamaz. Hak borçları ve kul borçları ödenilemez. Niyet, ahlak düzeltilemez ve temizlenemez. Düzgün niyet edinilmedikçe hiçbir farz kabul olmaz. İhlas ile, yani Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak ve sevap kazanmak niyetiyle farzları, sünnetleri yapmaya ve haramlardan ve mekruhlardan kaçınmaya, yani ahkâm-ı İslamiyeyi yerine getirmeye ibadet etmek denir. Niyetsiz ibadet olamaz. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak için önce iman etmek, sonra ahkâm-ı İslamiyeyi öğrenmek ve yapmak lazımdır. İman etmek, ona tabi olmaya başlamak ve saadet kapısından içeri girmek demektir. Allahü Teala onu dünyadaki bütün insanları saadete davet için gönderdi ve Sebe suresi 28. ayetinde mealen, ey sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, seni dünyadaki bütün insanlara ebedi saadeti müjdelemek ve bu saadet yolunu göstermek için beşeriyete gönderiyorum buyurdu. Enes bin Malik der ki, Resul aleyhisselam Medine'ye gelince yaşım 8 idi tam. Validem Ümmü Süleym bir gün biraz un bulmuş. Komşudan da süt alıp ikisini yoğurmuş. Pişirip sonra bana dedi ki, git hemence. Babanı çağır gelsin. Yiyelim beraberce. Peki deyip mescide koşuverdim anında. Baktım babam oturmuş Resul'ün tam yanında. Ben peygamberimizi görür görmez ansızın, doğruca ona vardım, elimde olmaksızın. Dedim, ya Resulallah, yemek yaptı validem. Sizi yemek yemeye çağırıyor şimdi hem. O server seslendi ki cümle cemaatine, kalkın, Ümmü Süleym'in gidelim davetine. Derhal Resulullah'la birlikte o topluluk yürüyüp bizim eve az sonra vasıl olduk. Resulullah sordu ki hem babama bakarak, neler hazırladınız bize yemek olarak? Babam arz eyledi ki, bilmiyorum vallahi. Dünden beri hiçbir şey yemedim kendim dahi. Peygamber Efendimiz buyurdu, İyi ama zevcen çağırmadı mı şimdi bizi taama? Babam içeri geçip sordu hemen annemden. Gelip Resulullah'a arz etti şöyle hemen. Hanımımın eline biraz un geçivermiş.
biraz da süt bularak hamur edip pişirmiş. Babam böyle deyince, o zaman Efendimiz buyurdu, "O yemeği yanıma getiriniz." Getirdik. Ellerini koydu kabın üstüne. Sonra bereket için bir dua etti yine. Tam 70 kişiydi. Hepsi yiyip doydular. Yemekte bir azalma olmadı zerre kadar. Daha sonra anneme gönderdi onu yine. Buyurdu ki, yesin ve versin istediğine. Zeyd bin Harise dahi anlatır şu hususu. Bizim kabilemizin vardı bir su kuyusu. Kışın iyi ise de, velakin yaz gelince, nedense içinde su azalırdı hemence. Bunun için birleşip Resulullah'a gittik. Kuyunun bu halini kendisine arz ettik. Dedik, "Ya Resulallah, lütfen dua buyurun. Suyu bize yazında yetişsin bu kuyunun." Peygamber Efendimiz derdimizi dinleyip, sonra yerden bir miktar taş topladı eğilip. Ve bize buyurdu ki, "Bu taşları alınız. O kuyunun içine birer birer atınız." "Peki ya Resulallah," diyerek biz ayrıldık. O taşlarla birlikte kuyu başına vardık. O taşları atınca gördük ki çok aşikar, yükseldi kuyu suyu, hemen ağzı. İnsana yoksulluk 24 şeyden gelir. 1. Zaruret olmadan ayakta bevletmek. 2. Cünüp olarak taam yemek. 3. Ekmek ufağını hor görüp basmak. 4. Soğan ve sarımsak kabuklarını ateşe atmak. 5. Büyüklerin önünde yürümek. 6. Babasını ve anasını adıyla çağırmak. 7. Ağaç ve süpürge çöpüyle dişini karıştırmak. 8. Elini balçıkla yıkamak. 9. Eşik üzerine oturmak. 10. Bevlettiği yerde abdest almak. 11. Çanağı ve çömleği yıkamadan taam koymak. 12. Esvabını üstünde dikmek. 13. Aç iken soğan yemek. 14. Yüzünü eteğiyle silmek. 15. Evinde örümcek bırakmak. 16. Sabah namazını kılınca mescitten acele çıkmak. 17. Pazara erken gidip geç dönmek. 18. Yoksul kimseden ekmek satın almak. 19. Babaya ve anaya kötü duada bulunmak. 20. Çıplak yatmak. 21. Kapkacağı örtüsüz bırakmak. 22. Çırağı, mumu üfleyerek söndürmek. 23. Her şeyi Bismillah demeden işlemek. 24. Şalvarını ayakta giymek. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Bursa'nın Muradiye semtinde dünyada eşi pek fazla bulunmayan Muradiye Külliyesi'nin ana eseri Muradiye Camii'nin önündeyiz. Burada sanki büyük bir seferberlik varmış gibi bir tarihi çevre düzenlemesine rastladık. Çok emek vermişler. Biraz daha emek verecekler, öyle görünüyor. Biz de rica ettik, bu tarihi çevreye önem veren Büyükşehir Belediyesi'nin emeklerini yarımkinde olsa bir verelim de, tamamlandığında ömrümüz olursa
gene gelir, gene vermeye çalışırız. Burada 12 tane türbe var. Türkiye'de böyle 12 türbenin toplu bulunduğu bir yer Eyüp Sultan'dan başka yok. Dünyada da bizim bildiğimize göre bir tane de mübarek topraklarda Harem-i Şerif'in orada var. Geri kalanı bilmiyoruz. Varsa da bilmiyoruz. Yani ucunu açık bırakalım ki bir yanlışlık yapmayalım. Ben Şam'a gittim. Böyle çok kalabalık bir türbenin bulunduğu yer görmedim. Büyük bir kabristanları var ama o kabristanın kendisi zaten bir şehir gibi. Biri bir ucunda türbelerin, biri bir ucunda Muaviye Radiyallahu'nun türbesi de orada. Bilal-i Habeşi Hazretleri'nin de orada. Ama ayrı ayrı çok uzak yerlerde. Burası toplu bir şekilde şöyle böyle zannediyorum 40 dönümü oturmuş bir külliye. 1425-26 yıllarında yapılmış. Yani 2 sene içerisinde yapılmış. Ne yapılmış? Bu 12 türbe değil. Burada efendim cami, ondan sonra da Murat Han'ın kendi türbesini kendi sağlığındayken düşünmüş, bilahare yaptırmış. Yani bu caminin yapıldığı zamanda değil ama Murat Han'ın yaptırdığı Muradiye Camii var. Muradiye Medresesi var. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın bir ünitesi olarak çalışmakta, yakında boşaltılıyormuş. Efendim başka bir işe tahsis edilecek tahmin ediyorum ki belediyenin birçok sosyal faaliyetleri var. Bu tip tarihi yerler restorasyon geçirdikten sonra, orada restorasyon geçirecek, geçirdikten sonra belediyenin çeşitli sosyal faaliyetlerine, kurslarına, BUSMEK kurslarına tahsis edilerek bütün Bursa insanının vakti müsait olanları, heves edenleri, yetişmek isteyen gençleri buralara geliyorlar. Herhangi bir meslekte daha ileriye gidiyor. Bunun ağırlığı da hat sanatı ve diğer güzel sanatlar üzerinedir. Yani marangozluk, efendim demircilik, kömürcülük gibi böyle çok başka türlü emekler isteyen şeyler değil. Daha ziyade sıradan insanın biraz yaparak meleke kesbettiği hususlardır. Bu da çok iyi olmuş. Birçok ev insanı, ev hanımı gelmiş buralarda kurs görüyorlar ve kendilerine ufak tefek kazançlar sağlayacak şekilde, hatta ileride dükkan açanları falan da oluyormuş. Bir meşgale bulmuşlar. Efendim meşgul olmayan insana şeytan musallat olur. Sen misin eli boş duran? Gel der ben seni filan yere götüreyim, bir hırsızlık yaptırayım. Gel şurada bir işte kafayı bul, git birilerle kavga et. Filan yerde kumar oyna gibi. Yani meşgul olmazsan meşgul eden var. Kim? Şeytan geliyor. Tamam bu tam bana göre diyor. Eli boş amel ediyor. Ben bunu çalıştıracağım şimdi. Hem de başını derde sokacağım diyor. İşte bu olmaması için de evlerde bulunan insanlara da onların evlerine giderek de bu kursu verecek hali yok. Bugünkü belediyecilik anlayışı doğrusu benim hoşuma gidiyor. Faydalı bir şey. Efendim ikinci Murat Han Çelebi Mehmet Han'ın oğluydu. Onun 1421'de vefatıyla beraber başa geçti. Yaşı da gençti başa geçtiğinde de ve 1444'e kadar tahtta kaldı. Sonra da Avrupa'daki bazı işlerin ters gitmesinden dolayı tahtı oğlu lehine bıraktı. Feragat etti tahttan. Herhalde dedi bu yanlış giden işlerin manevi sebebi benim. Benim bir gölgem çekilsin bu devletin üzerinden dedi. Manisa'ya gitti. Oğlunun da etrafına ciddi devlet adamlarını bırakarak, yani devleti boş bırakmayarak 11-12 yaşlarındayken Fatih Sultan Mehmet Han birinci defa tahta çıktı. Fakat bunu duyan Avrupa'nın birçok kralı, hükümdarı neyse başlarında bulunanlar, bunları hükümdarlarını Papa tahrik ederek Türklerin tahtı bir çocuğa kaldı. Bunları Avrupa'dan da Anadolu'dan da atma zamanı geldi. Hadi aslanlarım bakalım. Birçok yanlışlıklar yaptırdı onlara ve Macar kralını bu tahrik ile hareket ettirdi.
Bulgaristan topraklarına girerken Murat Han acilen tehlikeyi gördü, devletteki tehlikeyi. Bu oğlunun çözeceği bir iş değildi. Hemen çıktı geldi Edirne'ye. Tahta geçmedi. Tahta geçmeden topladığı askerlerle padişah olan oğlu Fatih'in sanki bir kumandanı gibi Varna'ya gitti. Varna Savaşı'nı kazandı. Macar kralı da oralarda bataklıklarda boğuldu, gitti. Haçlı ordusu da darmadağın oldu. Bir devlete karşı belki 10 devletin askeri savaştı efendim. Papalık bunların başına hep böyle işler açmıştır. Her Haçlı seferi Hristiyanlara kendi liderleri, dini liderleri tarafından açılmış birer büyük yaradır, derttir. Anladılar mı şimdiye kadar? Onu da bilmiyorum. Daha sonra da yine 1448'de bu sefer Varna'dan 4 sene sonra ikinci Kosova muharebesi ve zaferi dediğimiz olay gerçekleşti. Bu da yine Haçlıların adına Haçlı Seferi demeye korkarak yaptıkları toplu bir hücumdu. Orayı da Murat Han kazandı. Sonra 1451'de de Eceli ile vefat etti. Şimdi biz burada fazla durmayalım. Camiden dıştan bir şeyler göstereceğim. Çünkü şu anda gördüğünüz gibi iskeleler kurulmuş. Çok güzel şeyleri çıkmış. Biten yerleri var. Ama biten yerler, hadi gelin bakalım insana burada namaz kılın da bu şantiyenin ilgili yasalarına göre uygun değil. Herhangi bir kaza her zaman olabilir. Biz de rica ettik. Tamamıyla tehlikeli olmayan alanda durarak sizlere burayı anlatmaya çalıştık. Bu caminin bir duvarına bir yerden sadaka taşı konmuş. O sadaka taşını da sizlere göstermek için ben o köşeye gidiyorum efendim. Muradiye Camii'nin şimdi kıble tarafına doğru yavaş yavaş geldik. Bu cami kanatlı camilerdendir. Yani şu gördüğümüz alan kanatlardan birisi. Zaviyeli camiler de deniyor bunlara. Mihrabın olduğu kısım ayrıca ileri doğru çıkmış oluyor. İçerisi şantiye olduğu için sizlere onu gösteremiyorum. Böyle tarif edeceğim. Buradan da itibaren kanatların olduğu yerler. Bunda da Bursa kemerleri kullanılmıştır. Ve bu Muradiye Külliyesi Bursa'daki son Sultan Külliyesidir. Niye? Çünkü 2. Murat Han'ın başkenti Bursa'ydı, sonra Edirne oldu. Yani iki başkent kullandı Sultan Murat Han. Tabii bura ilmi başkentliğini hiç bırakmadı. Şimdiye kadar da bırakmadı. Ama siyasi başkentlik Söğüt'ten başlayarak Bilecik, öyle İznik, Yenişehir geldi. İşte Bursa, Bursa'dan sonra da Edirne, ondan sonra da malum oğlu tarafından Fatih İstanbul'u fethederek oğlu tarafından İstanbul başkent yapılmış oldu. Burada size göstermek istediğim, birçok konferanslarda olsun, anlatımlarda olsun, Osmanlı'nın sadaka taşları insanlar için çok hoş ve sanki bir hayal gibi anlatılır. Yani öyle bir toplumda yaşamışız ki kardeşim, parayı veren de verdiğini görmüyor, alan da efendime söyleyeyim kimse görmeden almış oluyor. Yani bu insan şahsiyetine ne kadar hürmetkar bir düzen diyorlar. Bu tabii İslam'ın ifade ettiği, sağ elin verdiğini sol el görmez. Hani öyle birisi çıkmış ki bir zamanlar bu sözün icabı olarak İskilip'teki Hanönü Köprübaşı dedikleri camiyi yaptıran zat caminin arsasını birisine para vererek aldırmış, görmemiş. Arsa nerede alındı? İskilip'in köylerinden bir veli zat. Ondan sonra yapacak olan kalfayla şehrin dışında görüşmüş. Pazarlığını yapmış. İnşaat yapıldıkça ara ödemelerini yapmış. Hepsi İskilip'in dışında, Söğüt'ün altında, Çeşmebaşı'ndaki Söğüt'ün altında ödemeler. İnşaat ne kadar oldu, yaptı mı, yapmadı mı hiç gelip görmemiş. En sonunda iş bitince de hesabı kesince o Şeyh Efendi'nin talebesi sormuş. Efendim bu cami yapıldı mı, yapılmadı mı, nereye yapıldı, bunları hiç görmediniz. Bu adam geldikçe hesap şu kadar dedi, ödediniz. Bunun hikmeti nedir? Yani biz de öğrenelim ki biz de buna göre davranalım. Evladım kendimden korktum demiş.
arsasını görseydim bu kadar büyük yere Allah için ben cami yaptırıyorum diye belki bir gurur gelirdi. Veya yapıldıkça gelip görüp yükseldikçe ooo ben ne güzel yaptırıyorum, ne güzel yaptırıyorum derdim. Ölünceye kadar da ben o camiyi inşallah görmeyeceğim demiş. Hani sağ elin verdiğini sol el görmez. Bakın ileride insan böyle ilmiyle amel ettikten sonra ne hallere geliyor. İşte burada şu gördüğümüz taş bu yerlerden birisinde ihtimal ki caminin çıkışında sote bir yerdeydi. Yani bir kıyı yerdeydi. Şu taş sonra bir onarımda oradan alınmış, buraya getirilmiş, konmuş. Şurası taşın boyu. Bu köşeden gördüğümüz. Burası da üstü havaya geleni. Bozukluk konacak paraların yeri ayrı. Bunu yukarı doğru getirdiğimizi kabul edelim. Ortası da daha büyük paraların konacağı yer olarak yapılmış. Gelen cebinden ne kadar o gün sadaka vermek istiyorsa, kime vereceği önemli değil. Belki de sadakayı verdiği kimseyi bilmemek de başka türlü bir güzellik getiriyor. Sonra onun gözüne bakacaksın, ben sana sadaka verdiydim ya falan diyeceksin. Onu da demiyor. Getiriyor Allah için buraya para koyuyor sadaka olarak. Ortaya veya kenarlara. İhtiyacı olanına geliyor eliyle arıyor, o da görmüyor üstünü. Alıyor, bakıyor ihtiyacı kadar kaç para ihtiyacı vardı? 10 akçe. 10 akçeyi alıyor, gerisini oraya bırakıp gidiyor. Şimdi biz ne hale gelmişiz ki bu anlattığım hikayeyi böyle bir yerde anlatsam insanlar birbirinin gözüne bakıyor. Ya bugün olsa diyor o taşın başında kavga edilir, taşı bile yıkarız diyor. Doğru. Doğru. Benim de aklım öyle kesiyor. Niye o halden bu hale geldik? Bu da bizim ecdadımızdı. Biz de onun torunlarıyız, ceddiyiz. Peki niye böyle oldu? Neyimiz değişti? Ha demek ki inançlarımıza uygun yaşamamıza bizim bazı eksiklikler oldu. Onları tamamlamamız lazım. Şimdi buradan ecdadımızın merhametine örnek olarak bir de kuş yuvalarını, kuş oyuklarını sizlere göstermek istiyorum. Bu da camilerin ekseriyette kuş sarayları, kuş evleri, kuş oyukları, kuş yuvaları gibi böyle adlar kademe kademe kullanılır. Küçük kuşlara göre ayrı, büyük kuşlara göre ayrı bu yapılır ki kışın soğuk zamanlarda kendilerini soğuktan korumak için, rüzgardan korumak için. Çünkü hayvanların hemen hepsi rüzgarı hiç sevmez efendim. Halbuki dünya rüzgarsız olmaz. Rüzgar olmasa bulut olmaz. Bulut olmasa buyurun her taraf kupkuru kalır. Allah Teala rüzgarı yaratmış ki bütün kainata büyük bir enerji sarfı oluyor rüzgarlarla beraber. Evet, nereden geliyor? Biz bile elektrik santralları kuruyoruz ki rüzgar enerjisiyle çalışsın da bize elektrik üretsin diye. Gidelim o kuş oyuklarına bir görelim. Bunlar ekseriyette tarihi eserlerin kıble tarafına bakan duvarlarında olur. Çünkü o duvar en çok güneş alır her mevsimde. Güneş alır ve en az da rüzgar alır. Rüzgar gelse gelse güneyden lodos rüzgarı gelir. Lodos da zaten fazla insanı üşütmez, ılık bir rüzgardır. O kuş oyunu da görelim efendim. Muradiye Camii'nin kıble tarafındayız. Ve kıbleye doğru döndüğümüzdeki sol kanadın önündeyiz. Bu restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkarılmış olan bir kuş kovuğu veya kuş oyuğu denilen şeyi hemen tepemin üst tarafından görebiliyorsunuz. Efendim yine şeyde mihrap tarafında da aynı şekilde bu yüze bir tane daha konmuş ama biz size bir tanesini gösterelim. Siz buraya geldiğinizde onlara da görürsünüz. Ecdadımızın bütün canlılara Allah-u Teala'nın yarattığıdır diye merhametinin bu güzel bir göstergesidir. Bu caminin dış yüzünün duvarlarının dış yüzü daha doğrusu 3 sıra tablet tuğla, 1 sıra ocak taşı, yonu taşı yani böyle ufak tefek müdahale edilmiş. Molos taş tabirini kullanmak istemiyorum efendim. Yani ibadethanede molos taşı. Moloz kötü, çer çöpün topluluğu yani. Gidip de çöpler mi topluluğu? Hayır, bir taş ocağından getirdiler. O zaman bu taş ocağı taşı. Ha onu kesme yaparsan, babayı sen kesersin, kesme taş olur.
Bu ocak taşları da gayrimuntazam olmalarına rağmen o kadar güzel, insicamlı bir şekilde tuğlalarla kasetlenmiş ki dışı caminin tablo gibi duruyor. Böyle bayağı bir yapılmış, elle yapılmış tablo gibi duruyor. Caminin iki tane minaresi var, tuğladan. Kesme taş olan kısmı da var. Sağdaki kıbleye döndüğümüzdeki minaresi yıkılmış bir zelzelede. Onu yapmak için de kaidesinin üstüne yapmamışlar minareyi. Caminin şu ana duvarın üstüne yapmışlar. Yani köksüz minare olmuş. Sanat tarihçilerin söylediği ifadesiyle söylüyorum. Köksüz minare olmuş. Murat Han'ın esas özelliklerini, vefatını sizlere anlatamadım. Türbesi de burada. Türbesinde başucunda da Murat Han'ın sultanlığı sırasında yaptıkları seferleri, fethettiği yerleri, evladını yetiştirmesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ı yetiştirmesi gibi hususları da inşallah türbesinin başında sizlerle paylaşmak istiyorum. Hoşça kalınız efendim.